İşkence ve Kötü Muamele Komisyonu. Tekirdağ 2 No'lu F tipi cezaevinde bulunan Ahmet Sürmen'in çıplak arama uygulamasını kabul etmediği için 7-8 gardiyan tarafından zorla ve kıyafetleri yırtılarak çıplak arandığı, sırtına, boynuna ve kafatasına ayakkabılarla basıldığı, tekmelenerek kafatasına yumruk atıldığı iddia edildi. İstanbul'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldıktan 6 gün sonra evine dönen Gökhan Güneş, kaçırılan kişilerin kendisine işkence yaptığını, bizimle çalış teklifinde bulunduğunu söyledi. Güneş, saldırının sosyalist kimliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Direnmek istediğimde elektroşok aletiyle elektrik verdiler. Sistematik olarak işkence yöntemleri uygulandı. İşbirliği olma gibi teklifleri oldu, ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı. İfade Özgürlüğü Komisyonu. Marmara Üniversitesi'nde öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularından birinde "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunda "Tayyip'e sor" şıkkına yer veren öğretim görevlisi Bülent Nami Nomer hakkında soruşturma başlatıldı. Marmara Üniversitesi yönetiminin öğretim görevlisinden istifasını istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi. Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Aslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta tutuklanmıştı. Antalya L tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Aslan'ın cezaevi girişinde zorla çıplak arandığı öğrenildi. Etnik Kimlik Komisyonu. Yalova'nın Bağlarbaşı mahallesinde Alevi vatandaşların evleri Alevi yazılarak işaretlendi. Yalova CHP İl Başkanı Mehmet Gürel ve MHP İl Başkanı Namık Öz saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Alevi vatandaşlardan biri "Neden yazı yazıyorsunuz? Kapımızı çalın, kahvemizi için, çayımızı ikram ederiz. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız. Öyle 3-5 çapulcuya da papuç bırakmayız" diyerek tepkisini dile getirdi. Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu. Dünyanın en etkili 10 çevre direnişinden birisi olarak değerlendirilen Sinop Gerzelilerin termik santrale karşı direnişine yıllar sonra ceza verildi. Açılan davada 37 kişiye toplam 42 yıl 10 ay hapis ve 63 bin TL para cezası verildi. Davanın avukatlarından Fevzi Özler, devletin Gerzelilere düşman hukuku uyguladığını ve çevre mücadelesine yönelik güçlü bir siyasal müdahale olarak gördüğünü belirtti. LGBT Komisyonu. Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, kulüp odasının kapısındaki çıkartmaların söküldüğünü duyurdu. Kulüp bu olayın hem açıkça fiziksel bir şiddet hem de yaşam alanına yöneltilen ciddi bir tehdit olduğunu söylüyor. Mülteci Göçmen Hakları Komisyonu. İzmir'de bir iş yerinde çalışan ve sondaj makinesine kollarını kaptırarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Abdurrahman adında Suriyeli bir işçi, patron tarafından hastane bahçesine bırakıldı. Patronun işçiyi bıraktıktan sonra kaçtığı belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesinde tarım alanlarının yakınında bulunan çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler 4 gündür karanlıkta. Kaçak kullanım gerekçesiyle elektrikleri kesilerek kış soğuğunda karanlıkta bırakılan mülteciler ısınmak için giysilerini yaktıklarını söyledi. Mardin'de yaşayan Suriyeli mülteci AR'nin belgelerindeki eksiklik nedeniyle çağrıldığı Mardin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kendisini istihbarat olarak tanıtan iki kişinin ajanlık teklifinde bulunduğu öne sürüldü. AR'nin serbest bırakılmasının ardından HDP ile ilişkilenmesi ve bilgi aktarımı yapması yönünde baskıya maruz kaldığı belirtildi. Çocuk Hakları Komisyonu. Adalet Bakanlığı'nın 05.01.2021 tarihli verilerine göre cezaevlerinde tutuklu yargılanan 1170, hükümlü olan 426 olmak üzere toplam 1596 çocuk mahpusun olduğu öğrenildi. Kadın Hakları Komisyonu. 25 yaşındaki Dilan Koku'yu boşanma aşamasında olduğu Maruf Kok öldürdü. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü Muharrem Coşkun öldürdü. Süryan Büyü'yü eşi Mehmet Büyük öldürdü. 26 yaşındaki Feride Yılmaz, evli olduğu erkek tarafından şiddet gördüğü için ailesinin evine gitti. Babası tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kürtaj yaptırmayı zorlaştıran kararının yürürlüğe girmesiyle binlerce kişi protesto düzenledi. Başkent Varşova'da bazı gösteriler meşaleler ve gökkuşağı rengindeki şemsiyelerle yürüdü. Anayasa Mahkemesi önünde başlayan yürüyüş,
Hukuk ve Adalet Partisi'nin merkezine kadar devam etti. Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Merve Ay, Abdullah T. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Şikayet sonucu hakkında soruşturma açılan Abdullah T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah T. cezaevinden çıktıktan hemen sonra Merve Ay'ın evine "Ben sana bana bir şey olmaz demedim mi? Bir şey ispatlayamazsın. Benim seni tehdit ettiğimi kimse görmedi. Türkiye'de o kadar kadın ölüyor da ne oluyor? Benim mahkemede adamlarım var. Şikayetini geri çekeceksin. Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yar etmem." cümlelerinin yazılı olduğu mektup bıraktı. Merve Ay eşi Fatiha'ya "Beni affet, çocuklarım sana emanet." mesajını attıktan sonra evinde kendisini asarak öldürdü. Hapishanesiz Toplum Komisyonu. İskenderun F tipi kapalı cezaevinde olan 22 yaşındaki hasta mahpus İsmail Tanboğan'ın babası, oğlunun 38 kiloya düştüğünü, verilmesi gereken diyet yemeklerinin verilmediğini söyledi. Tanboğan'ın babası ayrıca, "4 senedir hastalığının ne olduğunu bilmiyoruz. Sürekli kusuyor. Hastalığı neyse bulunup tedavi edilmesini istiyorum," dedi. Daha önceleri Metris ve Silivri cezaevinde kalıp çıkan F.C. cezaevinde kaldığı sürece yeme içme bedeli olan 8,5 TL'yi ödemediği için vergi borcu tahakkuk ettirildiğini öğrendi. İnsan Hakları Derneği binlerce kişiye aynı işlemin uygulandığını belirtti.